İzmir'de yaşayan Funda Baltalı, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra mesleğini yapmadı ve bankacılığa yöneldi. Yıllarca bankacılık yapan Baltalı, hayalini kurduğu keçi çiftliği için kolları sıvadı ve kendi çiftliğini kurdu. Modern bir çiftlik kuran Baltalı, başlarda çok zorlandı. Kendi markasını oluşturan ve azimle, yılmadan çalışmaya devam eden Baltalı'nın işleri, bir anda açıldı. Keçi sütü üretiminde önemli bir noktaya gelen Funda Baltalı, sütleri önce yurt içinde çeşitli illere gönderdi. Bağlantılar kuran Baltalı, daha sonra da yurt dışına açıldı. Gelen talep üzerine çok sayıda ülkeye sütleri gönderen girişimci kadın, yine kendi ürettiği sütlere ek olarak, bölgede sadece keçi sürü üretimi yapan farklı çiftliklerden de süt alarak, kendi mandırasında işliyor. Keçi çiftliğini kurduğum zaman burası o günlerde Türkiye'nin en büyük, hatta Avrupa'da bu çiftliği kuran şirketin kataloğunda Avrupa'nın en modern çiftliği olarak dikkati çekmişti. Çünkü otomatik besleme sistemleri, süt sağım sistemleri ve bütün diğer sistemler hem hayvan refahı hem insan refahı açısından çok üst seviyedeydi. İlk bir 6. ayın sonunda filan herhalde batıyoruz dedim. Çünkü sattığımızdan daha fazlasını geri alıyoruz. Kimse markayı bilmiyor, ürünleri tanımıyor. Ama azimle yolumuza devam ettik. Sonra ikinci, üçüncü senenin sonu geldiğinde birazcık tünelin ucunda ışığı görmeye başlamıştık. Hep söylüyorum, hayvancılık ya da bu tip üretimler çok sabır istiyor. Yani bugünden çalıştım, yarına para kazandım gibi bir dünya yok. Bu sene de tekrar ihracata, geçmişte de ihracat yaptık ama süt çok yetersiz olduğu için sadece iç piyasadaki talebi karşılayabiliyoruz. Bundan sonra da yavaş yavaş yine biraz ihracatla yolumuza devam edeceğiz. Bu yaşam biçimi içerisinde burada yaşamayı, bu şekilde doğayla iç içe olmayı özümsemeniz, doğaya saygılı olmanız, işte suyunuzu kullanırken, çöpünüzü atarken ve her türlü şeyde hayvan refahı, çalışan insanların doğayla uyumunu sağlamak noktasında bu yaşam biçimini benimsemeniz lazım. Yoksa hani bu bir romantik hayal gibi böyle işte şehir dışında, hele özellikle şimdi İzmir, Seferihisar şehre de çok yakın olduğu için bu böyle arada bir gelinip yapılacak bir şey değil. Bu böyle 24 saat bunu yaşayıp, bunu soluyup, bunu hissetmenizi gerektiren bir iş. Aslında işin bence güzelliği de, cazibesi de, keyfi de biraz zorlanarak başarının gelmesinde.